Gözünde bir perde vardı kedinin. Önce sulandı, kızardı, sonra gözü kapandı. Sokağa çıkma yasağı vardı. O sebeple veterinere fotoğraf attım. Daha önce de böyle şeyler olduğunda fotoğraf atıp soruyordum ve yardımcı oluyordu. Ama bu olayda yardımcı olamam, muayene etmem lazım dedi. Göz çünkü hassas bir organ. Kesin teşhis koyabilmesi için. Sonra başka bir veterinere gittim. O da parazitlerden kaynaklı olabileceğini söyledi. Evde zaten bir tane parazit hapı vardı. Ondan verdim. Ve iyi geldi. Yani gözümdeki o perde gitti. Ama halen biraz var sanki. Ve gözü de birazcık sulanmış gibi. Şimdi bu kedi buraya geldiğinde tasmalıydı. Gayet güzel, bakımlıydı. Belki kayboldu, belki çalındı. Belki de atıldı. Bilemiyorum. Çünkü öyle haberleri görüyoruz. Hayvanları tasmasıyla atıyorlar. Bugün mesela yolda gördüm bir tane. Tasmalıydı. Ama ana yolda koşturuyordu. Az daha arabalar çiğneyecekti. Bazen böyle sahipli hayvanlar atılabiliyor. Çünkü güzel bir kedi. Sonra buraya gelip gitti. Evden çıkan yemeklerle onu besledim. Güzel kilo aldı. Hatta çocuklar da söylüyordu. Bu geldiğinde çok zayıftı. Şimdi tosun gibi oldu diyorlardı. Sonra hamile kaldı. Doğurdu. Ve şu an yine zayıfladı. Şimdi yattığı için biraz kilolu gibi görünüyor. Ama böyle kemikleri görünüyor. Çok çok zayıf. Kısırlaştırmaya götürdüm. Ama tesadüf o gün veteriner kaza yapmış. Yani ofiste yoktu. Ben de güç bela bunu karga tulumba. Zaten zor yakaladım. Kedi kafesi kullanmayı bilmiyorum. Ona da zorla yerleştirdim. Benim bütün o uğraşlarım boşa gitti. Veteriner olmayınca o gün kısırlaştırma olmadı. Yani demek istediğim, bugün belediye görevlisiyle telefonda konuşuyorum. Yani bir de bu konuştuğum kişi kadın yani. Buna çok üzülüyorum. Özellikle hem cinslerimin böyle soğuk, donuk ve maddesel konuşmaları beni çok üzüyor. Erkekler yaratılışları geliyor. Biraz daha şey soğuklar ama kadınların böyle soğuk ve donuk konuşmalarına ben akıl erdiremiyorum. Bana diyor ki belediyemizde veteriner yok. Başvurursa birisi alınır. Bunu başkanımız takdir edecek. Yani beni ilgilendirmez bu konu diyor. Orada zabıta görevlisi. Zabıta müdürlüğüne bakan kişi. Yani bunu söylemek çok kolay. Beni ilgilendirmez. Seni ne ilgilendirir mesela? Türk toplumunda ilgilenilen şeylere bakıyorum. İşte moda, güzellik, alışveriş, gelir, başarı. Yani bunlar çok ilgi çekiyor. İlgi çeken konular. Ama bir başka canlının sağlığı ve mutluluğu bence birinci odak konusu olmalı. Yani durduk yere insanlarla problem yaşıyoruz. Hayvanlar doğuruyorlar. Birçok yavru arabaların altında ölüyor. Birçoğu hastalıktan ölüyor. Yani görüyoruz işte sosyal medyada. Yavrular yeterince gıda alamadıkları için parazitlerin içinde ölüp gidiyorlar. Belediyelerin veterinerimiz yok diye bir bahanesi olmamalı. Askeri maaşla çalışmak isteyen dünya kadar işsiz genç var ama koskoca belediye bir veteriner almıyor. Yani buna benim aklım ve mantığım almıyor. Hani telefonu açan kişinin de beni ilgilendirmez, veterinerimiz yok demesi de ayrı bir trajedi. Hayvanların kısırlaştırılması gerekiyor. Bu onlar için gerçekten bir yük ve azap. İyi şekilde beslenmesi gerekiyor. Tedavi edilmesi gerekiyor. Yani sokaktaki kişilerin insafına kalmış. Şimdi onca yavruyu beslemeye çalışıyor. Bazen kuru mamalar da yeterli kalmıyor. Çünkü kalite kalite mama var. İşte ne var? Ben en alt kademeden alıyorum. Fiyatı en uygun mama. Yani karnını doyuruyor. İşte bir doygunluk hissi oluşturuyor. Ama bu
bir anne kedi için yeterli değil. Protein ağırlıklı beslenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar etçil hayvanlar. İşte bu kısırlaştırıldı. Gayet sağlıklı, mutlu. Burada bir işareti de var. Kulağı da böyle çentikli. Bu olmazsa olmaz bir şey. Yani sen gönüllü bulmuşsun. Bu hayvanlara sahip çıkan birini bulmuşsun. Şu anda tam 8 tane hayvana göz kulak oluyorum. Yani bakıyorum, mamalarını veriyorum, işte sularını tazeliyorum. Sen beni değerlendireceksin. Yani bunu takdir edeceksin. Ama ne yazık ki bizde bir de üstüne üstü böyle hani başına dert dolamak denir ya. Telefonu açan kişi diyor ki veterinerimiz yok. Bu konu beni ilgilendirmez. Başkanımızın takdiri, veteriner alırsa alır. Yani bu çok yaralayıcı bir şey. Biz zaten günlük hayatta bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Bir de yetkililerin böyle konuşması çok ayıp ya. Gerçekten ayıp. Her belediyenin bir veteriner hekimi olması gerekiyor. Bugün yoldan geçerken gördüm. Şehirde pet shop açılmış. İçimden şey dedim, bir pet shopumuz eksikti. Sokakta onca sokak hayvanı var. Hepsi aç, rezil. Bugün mesela barınak görevlilerini gördüm. Mama almaya gelmişler. İki tane çok güzel cins köpek vardı. Biri av köpeği, biri de süs köpeği ve ikisi de barınakta yaşıyormuş. Ha, içim acıdı yani. İnsanlar pet shoplardan alıp alıp atıyorlar. Pet shop yani bence köle dükkanı gibi bir şey olmaması gerekiyor. Hayvanlar doğurtulup satılmamalı. Yani görüyorum bazen bu YouTube'da videolarda kedimiz çiftleşti. Kedimiz doğurdu. Ya neden çiftleştiriyorsun? Neden doğurtuyorsun? Bırak o hayvan yaşasın. Mutlu, sağlıklı. Sokakta onca kedi var. Hayvanseverler sürekli mama talebinde bulunuyor. Yetişemiyorlar. Ölüyorlar. Kazalar geçiriyorlar. Onlardan sahiplen. İlla cins kedi olması şart mı? İşte bu da bir can. Değil mi oğlum? Değil mi anneciğim? Hı? Aslanım. Koçum. Aslanım benim.